Çok teşekkür ederim buraya davet ettiğiniz için. Çok güzel bir yermiş. Rica ederim. Siz pek ofiste kalmayı sevmiyorsunuz herhalde. Aa, hiç sevmem. Pandemi sırasında baktım ki bir telefon, bir bilgisayar yetiyor. Ofiste olmama gerek yok. Attım kendim böyle parklara, bahçelere, deniz kenarlarına. Çok da rahat ettim. O zamanlardan bu yana hep dışarıdayım. Böyle şık kafe ve restoranlarda olmamın asıl nedeni başka. Sosyal hayatı görüyorum. Kim kiminle buluşuyor, kim kime ne anlatıyor, kim kime ne yalan söylüyor, kimin ne derdi var. Hepsini duyuyorum. Olağanüstü bir network'üm vardır. Ben her şeyden haberdar olurum. Mesela şu arkamdaki kadın var ya, Arkanların oğluyla evlendi. Para için. Evlilik sözleşmesi yapmadı. Ama bilmiyor ki kocasının üstüne bırakın bir dikili ağacı, bir kuru dal bile yok. Ailenin bütün malları hacizli. Gerçekten. Bu zavallının elinde avucunda ne varsa onlar da gidecek çok yakında. Ah şu kadınlar. Erkekler dürtüsel. Bunlar zaten canları ne isterse onu yapıyorlar. Hiçbir sözü de tutmuyorlar. Ne evlilik, ne ömür boyu beraberlik. Ama kadınlar, kadınlar akıllı olmak zorunda. Evet. Demişken, Tarık Murat Yenersoy. Aradı mı, konuştunuz mu? Neler oluyor, son gelişmeler nedir? Hakime Hanım, anladığım kadarıyla bir mesele var ama siz benimle paylaşmak istemiyorsunuz. Yanılıyor muyum? Yani istememek değil de henüz kendimi hazır hissetmiyorum desem olur mu? Peki, tamam öyle olsun. Siz kendinizi hazır hissedince paylaşırsınız. Teşekkür ederim. Daha doğrusu bana güvenince. Yok, hayır, hayır. Aşk olsun, size güveniyorum. Güven sözde olmaz ki, eylemle olur Hakime Hanım. Bana güvenin diyerek bana güvenmenizi sağlayamam. Ben de böyle düşünürüm. Bana güvenmeniz için hiç acelem yok. Ama Tarık Murat Yenersoy'un mülklerinin listesini yapmak için çok acelem var. Çünkü kocanızın sizden sakladığı serveti garanti altına almak için harekete geçmesi an meselesi. Affedersiniz oğlum, telefon. Peki buyurun. Affedersiniz. Efendim Ozancığım. Anne, bir şey diyeceğim. Söyle yavrum. Hani biz bir şey görmedik diyen şahitler vardı ya. Oltan amca yarın ikisine de ifade verdirecek. Ozan'ın bir suçu yok diyecekler. Çok sevindim Ozan. Yarın ikisi de savcının karşısında olacak. Anne duydun mu? Oltan amca yarın ikisi de savcının karşısında olacaklar diyor. Gözün aydın Güzide. Yarın bu dertten kurtulacağım anne. Çok sevindim anneciğim. Geçmiş olsun. Ozancığım şimdi uygun değilim. Olur mu yavrum, kapatıyorum. Sonra konuşuruz. Tamam, tamam anne, görüşürüz. Çıkıyor mu oğlunuz? Şahitler ifade mi değiştirecek? Nereden biliyorsunuz? Hakime Hanım, benim her şeyden haberim olur. Özellikle müvekkillerimin hayatında olup bitenlerden. Mutlaka. O zaman Tarık'ı da takip ediyorsunuzdur. Tabii ki. Tarık Bey'i tabii ki takip ediyorum. İstihbarat çalışmalarım devam ediyor. İşte bu da ilk meyvesi. Marmaris'te 80 dönüm tam imarlı arazi. Sen dönüm arsa. Evet. Tam da otel yapılacak yerde üstelik. Benim bu mülkten haberim yoktu. Tabii ki yok. Çünkü kocanız sizden saklamış. Bir yıl önce almış burayı. Tahir Beriş adında çok karanlık birinden. Çok şüpheli bir alışveriş olduğunu söylememe gerek yok sanırım. ...30 yıl her anlamda aldatıldığını öğrenmek, yani insan bunu düşününce... ...deli eder insanı. Çok iyi biliyorum.
gerçekten. Bundan başka mitler de vardır değil mi? Tabii ki. Kesinlikle var. Güzide Hanım, onların hepsini tek tek ortaya çıkaracağım. Siz hiç merak etmeyin.